Onun kullandığı ifadeler soykırımda Sırp askerlerinin tecavüz ettiği Boşnak kadınlarına yakıştırdığı o iğrenç ifadeler. Ne Tabii ki yazık. biz asla bunu şu an hani söylerken bile. Ben buradan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönmesi için "Aa ne var canım uzattınız" diyenlere sesleniyorum. Kadın erkek, Boşnak veya değil. Rasim Ozan Kütahyalı'nın o kullandığı ifade, empati yapın ve hayal edin, hayal edin. Sırp askerlerinin tecavüz ettiği, toplu tecavüz ettiği ve üst üste bir kadına belki 10 tane askerin, o Sırp şerefsizlerinin ettiği tecavüzden sonra kadınlara yaptığı yakıştırma ifadesidir. Niye mi affedemiyoruz? Bu yüzden affedemiyoruz. Kanımıza, vicdanımıza, insanlığımıza, onurumuza, şerefimize, insan olma olgularımıza hiç fark etmez. Hangi dinden olursanız olun her şeye dokunuyor. Bu ifade çok aşağılık bir ifade ve bunun bu kadar kolayca söylenip ondan sonra bir özürle veya aldığı cezayla Boşnak ırkının, Boşnakların "Aa ne var canım niye uzattınız?" Uzatacağım ben onurlu mücadelemi vereceğim. İsterse kendisi bu ülkede en yüksek makama getirilsin. Ben Sevda Türküsev olarak tecavüze uğramış veya hiç fark etmez orada o savaşta kalmış. Sadece Boşnak kadınları değil, dünyada ne kadar tecavüze uğramış kadın varsa, erkek varsa, çocuk varsa onların adına ben bu haklı mücadeleme devam edeceğim. Çünkü gerçekten aşağılık bir ifade, dünya soykırımı tanımış, soykırımı yapan askerlerin ifadesini ve benzetmesini bu kadar rahat söyleyebilen bir insanı ben görmek istemiyorum ve benimle birlikte insanlar da görmek istemiyor. Burada çok sevgili kardeşlerimizin de söylediği gibi biz kalkıp da Beyaz TV'nin önüne gidip yıkıp yakan, hayır biz böyle bir millet değiliz. Biz efendi efendi mücadelemizi veriyoruz. Yoksa kitleyi oluşturmak, 1500 kişiyi toplamak, aynı anda oraya gitmek, vandallık mı yapalım? Efendilik yapıyoruz, hanımefendilik yapıyoruz ve siz hala sevgili Osman Gökçek, Ertem Şener, siz hala bu adamı bizim gözümüzün içine sokmaya çalışıyorsunuz. Ve bak ben sadece değil, demeyin bana abla sana ne oluyor? Ya kardeşim benim yedi göbeğim, ben Bosna Hersekliyim. Bırak sen, ben insanım. Bu kadar, bu Bu kadar kadar basit. insan olmak Bu yetmiyor mu bu mesele iş güç devletlerde? meselesi değil. Bu mesele insanlık meselesi. Ha, o sessiz kalanlar var ya. Nedir o? Sessiz kalanlar da dilsiz şeytandır diyor. Ben demiyorum bunu. İnandığınız değerler söylüyor. Siz kalkıp da bir şeye sessiz kalıyorsanız siz de bu eylemi yapan kişiyi destekliyorsunuz ve onun vebaliyle birlikte haşrolacaksınız demektir. Burada mesele onur mücadelesidir ve gerçekten hocamın da dediği gibi kullandığı kelimeyi hiçbir literatürde bulamazsın. Çünkü niye? Bir insanlık suçunun, insanlık ayıbının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde onanmış bir suçu işleyenlerin o masum, günahsız kadınlara benzetmesidir. Bu yüzden işte bir kendinize gelin destekleyenler. Bu yüzden diyoruz ki Aliye İzzet Begoviç'in gibi, dediği gibi asla kin duymayacağız ama bize yapılanları unutmayacağız. Şimdi biz unutursak tekrar başımıza gelir. O yüzden görmek istedim.